Solve the initial value problem if y1 is equal to minus 3. Bir initial value problemla karşı karşıyayız. Peki ya denklemimiz? Gördüğünüz gibi bir tane dy bölü dx var. Ve birinci dereceden lineer bir denklemle karşı karşıyayız. Peki bu birinci dereceden lineer denklemlerin genel formu neydi? y prime plus p of x times y is equal to q of x. Ama gördüğünüz gibi sevgili dostlarım şurada fazladan bir x var ve o x'i benim yok etmem lazım. Dolayısıyla sorunun her tarafını, denklemin her tarafını x'e bölerek sorunun çözümüne başlıyorum. dy bölü dx yerine y prime yazabilirim. Artı 2 bölü x çarpı y eşittir 6x. Aha da formatımı uydurdum. Şurası px, şurası da qx. Şimdi ne yapacağım? Integrating faktörü bulmak istiyorum. Integrating faktörü bulmak için ilk önce integral px dx'i bulacağım. Yani integral 2 bölü x dx. 2 dışarı çıktığı zaman integral 1 bölü x dx ln x olacak. 2 ln x ve 2'yi x'in üzerine çıkarttığım zaman ln x kare. Peki integrating faktör. mu of x. Neydi formülümüz? e to the integral p of x dx. Integral p of x dx'i bulmuştuk. ln x kare. Dolayısıyla e üzeri. ln x kare integral faktörümüz olacak ve e ile birbirini götürdüğü zaman geriye x kare kalacak. Integrating faktörümüz mü eşittir x kare. Ne yapıyoruz? Denklemimizin her iki tarafını x kare ile çarpıyoruz. Dolayısıyla ne elde ettik? y prime times x square plus burada x kare ile çarptığım zaman x'lerden birisi gider. Dolayısıyla orada elde ettiğim ifade 2x olur. 2x'ye eşittir. 6 x x kare ile çarptığım zaman 6x küp. Burada hatırlayınız sol tarafta elde ettiğim ifade her zaman d bölü dx y çarpı mü oluyordu. Mü yerine x kare yazdığımda denklemimizin sol tarafı d bölü dx çarpı y çarpı x kare pardon çarpı değil d bölü dx y çarpı x kare eşitliğimizin sağ tarafı da 6x küp. Şimdi bu dx'i öbür tarafa atalım. Çarpı dx ve her iki tarafın integralini alalım. Böyle yaptığımızda integralle diferansiyel birbirini götürür. Eşitliğimizin sol tarafında y çarpı x kare kalır. Integral 6x küp 6x üzeri 4 bölü 4. 6 ile 4 birbirini sadeleştiği zaman 3 bölü 2 x üzeri 4 kalır. Tabi bir de artı c'miz var. Ve son olarak y'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı x kareye bölüyorum. Dolayısıyla elde ettiğim ifade y eşittir. 3 bölü 2 x kare artı c bölü x kare. Peki ya initial value'umuz? Initial value'umuz y1 eşittir eksi 3. Yani ne olması lazım? x yerine 1 koyduğum zaman y'yi eksi 3 bulmam lazım. y1 eşittir eksi 3 eşittir. 3 bölü 2 çarpı 1'in karesi artı c bölü 1'in karesi. c bölü 1'in karesi. Şurada c olacak. Dolayısıyla şu arkadaşımızı sol tarafa attığımızda Eksi 3. Eksi 3 bölü 2 eşittir c olur. Ve dolayısıyla buradan c'yi bulduğum sayı c için bulduğum sayı ne olmuş oldu? Eksi parantezini aldığımda 3 artı 3 bölü 2 2 kere 3 6 9 bölü 2. C eşittir 9 bölü 2 bulduk ve son olarak C eşittir 9 bölü 2 yazdığımda denklemimde initial value problemımızı çözmüş oluyoruz. Y eşittir 3 bölü 2 x kare artı 9 bölü 2 x kare denklemi bizim initial value problemimizin cevabı olarak bulunmuş olur sevgili dostlarım